ders çalışacağız. Sonra bir hafta pazartesi sınavımız var. Bugün 5.40'da geldim Afiye 3. süreç. 5.40'da mı geldin? Hayır. 5.40'da uyandım pardon. Oha. Bu senin yurdu biraz uzaklarda ve bu şey hazırlanamadığı için 5.40'larda kalkması gerekiyor. Aslında 6'da kalkıyorum ama bugün erken gelmek, erken gelmek için kendi kendime uyandım. Bazen bugün ÖÇM seçim günü. ÖÇM'nin ne olduğunu Ege Tıp'a gelince mecbur öğrendim. Aynen. İkinci sınıfta başlıyor. Ya her hafta çarşamba günleri böyle 8 hafta şeklinde giriyoruz ya da 2 haftalık tatil aynen. kısmı var. Hani ya 1 haftalık tatilinizi veriyorsunuz ya da 2 hafta tatil yapıyorsunuz uzun seçerseniz. Bir tanesini beyin cerrahi seçeceğiz. Diğerinde hangisini kaparsak. Aynen. EKG'yi deneyebiliriz. Deneyeceğiz ama bence o da olmuş olacak. Bu ÖÇM'nin de konuları oluyor. Yani bir sürü konu var. Hani evet. EKG falan. Ya sunum yani. Olmayanları seçmek istiyoruz aslında ama genel olarak hepsi sunumlu zaten. Yani o yüzden yapacaksınız. Aynen illa yapıyoruz. Batı'da sitede olsun. Aynen. Bulmamız gerekiyormuş ama yani. Nasıl yapılacağını da bilmiyoruz şu an. Bir öğrenmemiz gerekiyor. Aynen. Çünkü direkt hemen tık 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 tık. Doluyormuş ve hani kötü ÖÇM kalınca bayağı zorlayanlar da var. Kötüler de bayağı kötü yani. İşte makale okuma falan var. Benim İngilizce seviyem ne ki sanki. Sus belli etme herkese burada. Doğru. Kursa gittik ama. Birinci sınıfa geldiğinizde herkes İngilizce kursu arıyor. Bilmemeniz gereken kurs. Gelip bize sorun hangi kurs değil. Aynen. İsmini söyleyeyim. Diyecekseniz de ilk yıl gittim. Mesela ben dondurmuştum geçen yıl senenin sonunda. Şu an başlayamayacağım galiba. Çünkü evet. Çok zor bu yıl. Ben de kaydımı sildirdim. Hala paramı alacağım diye uğraşıyorum. Evet. Kaydınızı sildirecekseniz gitmeyin. Onu beklediğimde olduğu gibi aslında. Burada kapsülün zayıf olan kısım alt taraf. O yüzden işte Brevis var. Şu tarafa doğru ulnarisi var onun. Bunun arkasında şurada spinatör var. Şöyle. Şurada şey var. Pronator teres var. Ben onu biliyorum. O önde aynen. Önde değil mi burada? Aynen. Pronator teres burada var. Burada da kvadratusu var. Aynen. Böyle değil miydi? İçte miydi o? Arkada da. Otomu pasyonu tutar mısınız? Ama arkasına bakmayın şimdi şu an. Şöyle tutayım. Sensor carpi radialis longus ve brevis var. Tamam. Longus ikinci parmağı, brevis üçüncü parmağı. Sonra burada digitorum var. Tamam. O da serçe parmağı. Extensor digitorum. Extensor digiti minimi. Minimi. Aynen. Aynen. Bu minimi ekstansiyon yapıyordu değil mi? Şu uca getirip. Aynen. Ben şunları ezberleme gereği duymuyorum. Şunlar, az önce biz şunları saymaya çalışıyorduk. Bir de bu senin saydığı kısım göster. Bu sede şu ismi. Şu üçünü saydı. Yeterli mi? Yeterli. Gerek yok daha fazla. Geçirmez ama bir 10 puan alırım. Yani inşallah sınıfı da geçiririz. Başka sorularınız varsa yoruma yazın. Anlamadıysanız bu şeyi bir daha çıkarır anlattırım. Seçtikten sonra söylerim. Gerçekten çekiyor musun? Gergin bir ortam var şu an. Hemen doluyormuş. 57 6'da açılıyor hemen. 6'da seçeceğiz. Şu an çok gerici bir ortam var. Bay bay arkadaşlar, sizin yüzünüzden kaçıramam. Valla çok hazırda bekliyoruz. Şurada seçeceklerimiz falan hazır. Evet. Gerici gösterebiliriz biraz. Artık. Bayağı sistemini falan kurduk. Aynen. Yaptık falan. Arkadaşlar yaptık. Başardık. Direkt dolmuştu. Beyin cerrahisi direkt doluydu. O doluydu. Ben ilk doluyuşa girdim ya, o doluydu. Az kişi girmiş çünkü ben daha beyin cerrahisine girdim. Ben de doluyuşa girdim onu.
İnşallah o da yemeyiz. O doluydu. Hani anında doluydu. Siz doluydu çıktı ya. Direkt dolmuş herhalde. Bir de hani olup olmadığını anlamıyoruz ya. O kısmı çok sert. Çok gericiydi. Gericiydi. Bunlar da kendi insan bizdi. Bu arada insanlar kaç tane seçeceğiz diye soruyor. Biz iki gündür bunun listesini falan hazırlıyoruz. Diğer arkadaşlar gelmeyin. Hadi bakın kimseyecekler yok. Bugün kütüphaneyi biz kapatıyoruz bu şeyle. Bugün bu kadar yeter. Aynen. Kimse biraz yok etrafta. Etrafta kimse yok, sadece biz kaldık. Evet. Şimdi bunları... Çok kötü bir yer ya. Ölü gibi ya. İşte şu an ölü gibi ısın. Şey terk edilmiş bir... Asıl burası. Var, buraya bakın, dolaplara geldik şimdi ve burası çok korkunç bence. Burada böyle bir sürü dolaplar var. Niye çöpü atmadım ki? Şurası da benim ama ben kilidim olduğu için onu da şeyden kullanmıyorum. Ben kilidim. Anahtarı yok. Of ya. İstiyorsan bir şey koy be. Şimdi önlükleri tut. Evet. Arkadaşlar önlükleri üçlü falan giymiyoruz. Ben zaten hatta giderken yazın burada unutmuşum. Gitmişim, o kadar önemsiz. Tam o kadar da değil. Ama ben unutup gitmişim. Yaz boyu havada. Evet. Ha, yaz boyu onda. Ki ben onu yazın ortasında hatırladım. Önlemin olmadığı. Dolapta rutubet kokuyorlardı. O derece uzun zaman çıkmıyor. Evet. İnsanlar ütüleyip giyiyor olabilir ama biz... Ne gerek var? Evet. Elimde yani 40 dakika için giyiyorum sadece. Aynen. Anatomi derslerinde sözlü oluyoruz artık. O yüzden gitmeden önce çalışmamız gerekiyor. Evet. Önceden müze gibi gezip çıkıyorduk. Ve gayet çalıştığıma inanıyordum. Ama bana o kadar saçma bir şey sordu ki. Evet, bir de saçma saçma soruyorlar. Bana o posta da var. Kuviti diye bir şey sordu. Ben amfi derslerine hiç alışık bir insan değilim. Ya dersleri tam olarak dinleyemiyorum da ama gitmeyince de sanki kendi başıma anlamayacakmışım gibi. Mesela şey yarıyor. Hocanın nereyi sormayacağını anlayabiliyorsun. Ha, evet. Şurası önemli, burası önemsiz diyor. O açıdan yarıyor ama diğer türlü... Ya da şey bir hoca olur. Şey yapmış ya, bilerek mayör yazmış. Evet. Aynen. Mesela çok böyle şeyler yapıyorlar. Bazı böyle sinsilikler yapıyorlar. Slide'larda işte mayör yazıyor ama aslında yanlış yazmış, bilerek minör oldu falan. Evet. O tarz şeyler var. O yüzden bu yıl amfi derslerine gidiyoruz. Şimdi odaya geldim. Bugün işte gördüğümüz derslerin notlarını çıkartacağım. Sonra onları tekrar edeceğim. Bir de bir tane uygulama buldum anatomi için. Oradan böyle tekrar falan edeceğim. O yüzden biraz yoğun bir gün olarak geçecek. Biraz size çalışırken göstermek istiyorum. Zaten önce bekleyin, notlarımı getireyim size. Böyle notlarını çıkartıyorum. Bayağı bir bunlarla uğraşıyorum aslında ama sanki böyle yapmayınca anlamıyormuşum gibi geliyor. Böyle bir hepsinin bir yerde olması gerekiyor. Zaten YKS'ye çalışırken falan da öyle yapıyordum hep. O yüzden not almayı seviyorum diyebilirim yani. Evet, not almayı seviyorum. O yüzden not almadan çalışamıyorum. Videonun bir kısmında ÖÇM'lerden bahsediyordum. Hani ÖÇM seçimi falan yapmıştık ama sanırım tam olarak ne olduğunu açıklamadım. Açıkçası benim de tam bir fikrim yok. İki gün önce öğrendim tam olarak ne olduklarını. O yüzden eksik bilgi verebilirim yani, kusura bakmayın o yüzden. Böyle zaman aralıkları var hepsinin, hani ayrı ayrı bloklarda. Her çarşamba günü öğleden sonra bunları yapıyorsunuz. Böyle sistem hemen açıldığında seçmeniz gerekiyor, yoksa iyi olanlar da oluyor. Bazı hocalar böyle sunum yapmanızı falan istiyormuş, yani sizi biraz zorluyorlarmış. O yüzden onlara kalmamaya çalıştık. Nasıl oldu bilmiyorum ama en iyilerden birini denemişiz biz de, hani
o sayfada açık bekledik. 4 kişiydik zaten, dördümüz de ona girmişiz zaten, 8 kişi alıyor. Ve herkes de aynı anda onu denemiş, biz de onu seçince bayağı şaşırdık aslında. Yani benim seçtiğimde mesela dizi izleyip diziyi yorumlayacağız. Böyle salgınlarla ilgili bir dizi miydi? Doctor House dizisini izleyip onu yorumlayacağız. Diğerinde de çevremdekilere sigarayı bıraktırıyorum diye başlık vardı, onu seçtik. Yani pazartesi sınavım var, o yüzden bugün ders çalışacağım. Aynı zamanda bugün bir tane video geliyor. 12. sınıflar tavsiyeler diye bir video geliyor. Onun işte açıklamasını yazıyorum. Bir saat sonra falan paylaşılacak zaten. İşte bugün yapacaklarım bunu yapacağım. Sonra iki kişiyle koçluk görüşmem var, onları yapacağım. Onun dışında da ders çalışmam gerekiyor tabii ki. Anatomiyi halletmiştim, yani anatomiden çalışacak yerlere çalıştım. Sadece plexus var diye bir ders vardı. Onu çalışmadım. Yani onu biraz geçeceğim gibi. Çünkü çok zordu ders. Ya da dinleyememiştim zaten. Sonra biraz diğer derslere de bakmam lazım. Ya anatomi çalışmayı sevdim. Çünkü böyle not çıkarıyorum. Resimlere falan bakıyorum ama diğerlerini tam olarak çalışasım gelmiyor. Çünkü okuyorum sadece. O yüzden pek bir şey de öğreniyormuş gibi hissetmiyorum okurken. Onları çalışacağım. Bir de çıkmış soruları çözmem gerekiyor artık. Hatta başlamadan önce muhtemelen bir önce çıkmışları çözerim. Çünkü biyokimya, biyofizikada neler çalışmam gerektiğini bilmiyorum. Bir de zaten anatomiyi çalıştığım için onu test etmiş olurum ne kadar öğrenip öğrenmediğimi. O şekilde bugün yapacaklarım bunlar. Ayrıca Instagram'da Reels'larım tutmuyor. Beni lütfen Instagram'dan takip eder misiniz? Hesabımı buraya yazdım. Lütfen beni takip edin. Reels'larım tutmuyor çünkü çok üzülüyorum tutmayınca. Bir sonraki videomda bahsetmemi istediğiniz ya da göstermemi istediğiniz yerler varsa okulla ilgili ya da başka şeylerle ilgili de olabilir. Yorumlara yazabilirsiniz. Sanki yani okulda çektiğimde her gün aynı şeyi çekiyormuşum gibi geldiği için nasıl yapacağımı bilmiyorum tam olarak. Ama yazarsanız yapmaya çalışırım. Şimdi biraz ben bunu halledeyim, sonra gelirim yine. Şimdi videonun dakikalarını ayarlıyorum bu şekilde. Buradan videoyu izleyip ne kadar şey yaptım yazıyorum. Bir de açıklama yazacağım şimdi altına. Bu arada açıklamaya Instagram adresimi, koçlukla ilgili şeyleri ya da diğer videolarımı, bu videoyla ilgili olan videoları yazıyorum. Onlara da bakabilirsiniz. Kapatmıştım kamerayı. Sonra bir daha geri dönmedim çünkü çok fazla ders çalışmam gerekiyordu. Yani ben ilk çıkmışları çözdüğümde bir tanesine baktım. Hiçbir şey bilmiyordum neredeyse ama sonra çıkmışları çözdükçe fark ettim ki hepsi aynı genel olarak. Bize de çıkmış sormayacağım dediler. O yüzden bayağı bir çalışmam gerekiyordu ama yani çalıştım aslında ama çıkmış sordular. Sadece çıkmışları yapabildim. 70 puan falan çıkmış vardı. Ben de 82 almışım zaten. 10 puan falan fark ediyor. Yani 82 almadım da 82 alacağım muhtemelen, cevap anahtarından kontrol ettim. Çok fazla etrafı çekemedim sanırım. Olabildiğince çekmeye çalıştım ama biraz ders çalışmam yoğunlukta olduğu için pek vakit bulamadım. O yüzden sanırım bu videoyu burada bitireceğim.